Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Kuvvetli alkışlar aldık. Merve Hanım, kimlerle geldiniz? Ben ablamla ve yengemle geldim. Oo, kalabalığı da zaten onlar evet. idare ediyorlar anladığım yengem, kadarıyla. Yengem misafirimiz Eskişehir'den gelmişti. O da buradayken. Bir de buraya gelelim dedik. Ama yani esirgediler Melike Hanım'dan, Neşe Hanım'dan o alkışları. Pek hoş olmadı şimdi bu. En azından duymuşken bir daha duyalım. Bir kuvvetlisi gelsin şöyle. Ha. Kulağımızın pası silindi. Tamam. Bu kuvvetli alkışlarla inşallah güzel noktaları getireceksiniz. İnşallah. Zaten hesabı kitabı yapmışsınız. Evet yaptım. Karşı karşıya geldik. Ben şu kadar harf alırsınız demeye kalmadı. Merve Hanım dedi ki 33 tane harf alabilirim, 10 saniye arttırmam lazım. Ben orada otururken kendime öyle ya harf alayım ya 33 tane harf alabilirim nasıl olsa. Olmaz. Almayacağım tabii de hani evet. En azından öyle rahatlattım kendimi hani biraz daha. Şimdi evet bir sıkıntı yaşadı Melike Hanım da Neşe Hanım da fakat aynı sıkıntıyı Fulya Hanım, Bilge Hanım yaşayacak canım, diye bir şey yok. İkisi de 8000'lerin üzerine çıkabilirdi. Öyle bir performans sergilediler. Siz de en azından 8000'i hedeflemelisiniz bence. İnşallah. Derin nefesler alındı. Rahatlandı. Başlıyor mu? Tabii. Hadi başlasın. 4 harfli tek bir kelime şöyle sorduk. Gayet de kolay. Sert rüzgarla savrulan kar yağışı. Bir harf alayım. Almayın. Kar yağışının böyle bulgur bulgur olanı. Sepi. Sepi değil o. Sepi şey tabakhanede yapılan iş. Dışarıda sepi var demeyiz böyle bakarız da. Sicim diyesim geliyor. Kurtları yıldıran kış. Tipi. Tipi. 300 puan değerinde gelsin. Tanışma faslında boşuna demedim çok bilen çok yanılır diye. Sepi sorsam beni burada döverler bu ne biçim soru diye. Ama sizin ben aklınız zora gidiyor. Ben niye öyle sepken falan saçma sapan şeylere gitti aklım bir anda. Genellikle en basitini düşünün. Genellikle doğru olan da odur efendim. Buyurun gelsin. Bu yalnız biraz garip bir tabirdir. Diyor ki, sulanmış, gevşek kıvamlı. Bu anlamda kullanılan bir söz. Bir harf alayım. Sıfat olarak kullanılıyor genellikle bu söz. Bir harf daha alayım. Sulanmış, gevşek kıvamlı. Görüp görebileceğiniz tek sesli harf. Cılk. Cılk. 200 puan değerinde. 500'e çıkarttı kasayı, tamam mı? Bu sorudan azıcık korkuyordum, güzel atlattınız. Hazır cılk demişken onunla bağlantılı bambaşka bir kelimeye geçiyoruz. Buyurun gelsin efendim, 5 harfli derir bu arayacağımız kelime. Diyor ki, mecazen fazla samimi ve can sıkıcı şakalar yapan kişiler için kullanılan bir söz. Cılkla bağlantılı demiştim yani. Sulu insanlar için. Cıvık. Ne cıvık adam deriz, olur mu? Olur. 1000 puana çıkartır kasayı. Merve Hanımcığım siz de tıpkı Melike Hanım gibi ilk 3 soruda 1000 puanı yakaladınız maşallah. Buyurun devamı geliyor. Yine gayet kolay bir soruyla devam ediyoruz. Hem kısa hem kolay. Demiş ki pastırma sıvası. Çemen. Çemen. Kayserili olarak bilmem. Öyle mi? Hemşeriyiz. Mastardan gelmesin lütfen bundan sonra Merve Hanım'a. 500 puan daha 1500'e çıktı kasa. Var mıdır peki böyle hani memleketinize gidip görmüşlüğünüz, şöyle bir köy hayatını tatmışlığınız? En son 10 yıl önce gittim. Ben Bünyanlıyım. Yani o köy hayatını hani 10 yıl önce gittim ama hatırlıyorum. Hani o hayvanlarla, doğayla iç içe olmayı, bahçelerden elma koparıp yemenin hazını biliyorum yani. Çok güzel. Şimdi bu biraz gerilerde kalmış bir şey. Artık yani hani kırsal yaşantıda da pek kullanılmıyor. Ama daha yaygın karşımıza çıkma olasılığı var. Bir bakın bakalım. Bence rahat çözeceksiniz. Eskiden ölçü birimi olarak da kullanılan bakır kova. Biliyorum. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Altını çizeceğim kısım bakır kova. Bir harf daha alayım. Çok güzel. Çok hoş. Bakraç diyesiniz geliyor. Ne diyesiniz geliyor? Bakraç. Kim tutuyor sizi? Bakraç. Bakraç, bakır kova işte. 300 puan değerinde 1800 oldu kasa. Bu da 6 harfli cevapların sonuncusudur efendim. Tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Sesi tanımlayan söz. Şöyle sorduk. Gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses. Harf alayım. En güzeli. Hah?
Tam da yerinden geldi. Uğultu. Uğultu. 500 puan daha. 2000'i açtı kasa. 2300 puan. 7 harfli cevaplarımıza 2000 puanı aşmış olarak geçiyoruz efendim. 7 harfli cevaplarımızın her ikisi de Batı kökenli kelimeler. Buyurun bu ilki şöyle sorulmuş. Hareket, yapılan iş, bu anlamlara gelen, Fransızcadan dilimize giren bir kelime. Harf alayım. Hareket, yapılan iş. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Güzel. Bir harf daha alayım. S'nin yanındaki misin? O da olur. O da olur. Aksiyon. Aksiyon. 400 puan kazandırır, 2700'e çıkar. Merve Hanım'a bakın siz. Ne güzel de yarışıyor. 7 harfli cevaplarını bitirmek üzere efendim. Aksiyona benzer bir kelime. Hem yapı itibariyle, hem köken itibariyle, hem kullanım alanı itibariyle. Buyurun gelsin. Mecazi anlamda canlı, etkin, hareketli. Harf alayım. İnsanlar için de kullanılır. Çok canlı, etkin ve hareketli bir adamdır. Bir harf daha alayım. Sabah kalkar, sporunu yapar, duşunu alır. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Peki. Nasıl bir adam? Canlı, etkin, hareketli bir adam. Dinamik. Dinamik. 400 puan değerinde. 3000'i açtık. 3100 oldu kasa. Halen 2 dakikaya yakın süre var. Yani süremiz gayet güzel. 6 tane soru kaldı geriye efendim. Şu da ilk 8 harfli cevabın sorusudur. 2 kelimeden oluşuyor arayacağınız cevap. Şöyle sorulmuş. Biraz kalabalık bir soru. Birini küçümsemek için alay yolu kullanılan, fikrine, düşüncesine göre anlamında bir söz dizisi. Dikkat edin, birini küçümsemek için alay yolu kullanıyoruz bu tabiri. Bir harf alayım. Düşüncesince, fikrince. Bir harf daha alayım. İki kelime. İki kelime. Güya gibi mesela böyle, sözüm ona gibi. Bir harf daha alayım. Buyurun. Düşüncesince, fikrince. Bak. Harf alayım şu ikinci kelime. Çok güzel geldi. Aklı. Beni kandıracak. Aklı sıra. Aklınca, aklı sıra. 400 puan değerinde. 3500 oldu kasa. Son 8 harfli cevap. Tek bir kelime efendim. Net bir soru, net bir cevap. Gelsin bakalım. En aşağı 600-700 puan kazanırız. Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak. Çabuk. Harf alalım mı? Harf alayım. Bir tane harf alalım, emin olalım. Allah'ım ya Rabbim, Mastardan gelmesin harf demiştim. Harf alayım. Buyurun. Hah, bu güzel. Didinmek. Merve Hanımcığım, didinmek 8 harfli mi? Evet. 600 puan daha kazandırır, 4100 puana çıkartır kasayı. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Çok iyi durumdayız maşallah. Aman nazar değmesin. Buyurun geliyor. İlk 9 harfli cevabın sorusu. Görelim efendim. Hiç ritmi bozmayalım. Şansı ve bahtı simgeleyen hayali hayvan. Hayali yaratık. 2 kelime. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Talih kuşu. Talih kuşu 700 puan değerinde. 4800 oldu kasamız. 34 saniyemiz var. Yine Batı kökenli bir kelime çıkacak karşımıza. Biraz daha uzun açıklanması gerekiyor aslında ya. Şöyle kısalttık efendim, sığdıralım soru kutucuğuna diye. Unutmayın, Batı kökenli bir sözdür. Şöyle sorulmuştur. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve karşı koymadan yerine getirilmesini istediği nota. Harf alayım. Harf alayım. Uluslararası atar. Harf alayım. Ultimatom. Ultimatom. 600 puan değerinde. Çok güzel. 5400. Ne oldu? Bilmiyorum. Zaman daraldıkça böyle daha... 20 saniyede iki soruya cevap vereceğiz. İkisi de çok kolay sorular. Bir tanesi argo. Tezgahlama gibi Melike Hanım'a gelen. Cevaplayabilmiş miydiniz onu? Onunla aynı zamanda. Aynı zamanda.
Hadi hayırlısı bakalım. Şu anda da kaç harf? Bir böyle 9 harf falan alabilecek durumdasınız ama tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Çünkü Fulya Hanım var, Bilge Hanım var. Tamam. İlk 10 harfli cevabımız efendim 2 kelimeden oluşuyor. Bu 1000 puan kazanacağını beklediğimiz soru Merve Hanım'ın. Görelim. 5 duyumuzun dışındaki mistik algılama yeteneği. Sakin. 2 kelime. 5 duyunun dışındaki. Bir harf alayım. Yapmayın. 6. his. 5'i var. Bu da 6.'sı. 900 puan değerinde. 1000 istedik. 900 oldu. Ne gam. Hesap belli. 6.300 puandasınız. Topu topu 200 puana ihtiyacınız var. 300 puana ihtiyacınız var. 1000 puan kazanabilecek durumdasınız. Buyurun geliyor son sorunuz. Sokak jargonundan geliyor efendim. Argo'da bitirim ağzıyla gözdağı verir gibi konuşmak. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. 2 saniye. Bir harf daha alayım. 1 saniye dedik. Harfimizi istedik. O da geldi. Mastardan hemen önce bir N harfi. Güzel geldi. Bitirim ağzıyla gözdağı verir gibi konuşmak. Hiç aklıma gelmiyor. Yapmayın canım. D var, Y var. D var, Y var. D. Gözdağı verir gibi. Dayılanmak. Dayılanmak. 700 puan değerinde yuvarladık kasayı. 7000 oldu kasa. Zamanının tamamını kullandı Merve Hanım. 7000 puanı da kenara çaktı bakalım. Bundan sonrası Fulya Hanım'ın bileceği şey. Ondan sonrası Bilge Hanım'ın bileceği şey. Merve Hanım'a bir alkış daha isteriz. Yapıştıracağım. Bence harf alın. Tamam, harf alacağım. En iyisi. Bir tane harf alayım. Perçem mi? Perçem. Peltek mi? Bedenimizin Yo. Bir parçası. Ne ki? Bir tane daha alayım ya. Yapmayın ya. Bilemedim. Parmak. Parmak. Öf. 200 puan değerinde. Kafamı Benjamin'e vuracağım şimdi. Yan var mı? Yan çizmek. Yan çizmek. 600 puan değerinde. Başınıza bir gelecek vardı ya. Ortalamak. O kadar da değil. Ver şu ceketi. Ver şunu dedim. Hidrosfer mi? Litosfer? Atmosfer? İyonosfer? Ayonosfer? Neosfer? Ay. 800 puan değerinde. Söyleyecektim ama konferans diyecektim. Bir alkış istiyorum. Hem de kocamanında. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Fulya Hanım'la birlikteyiz. 4. yarışmacımız. En korktuğum sıra. Şimdi moralinizi ben bozmak de çok gibi olmasın ama evet. Ben yarışmacı olsam 4. sırada yarışmak hiç istemezdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü odaklanmamı çok rahat bir şekilde kaybedebiliyorum. Çok çabuk kaybedebiliyorum. Doğru ben. Söylüyorsunuz. Benden sonra yarışacak birisi olduğunu unutabilirdim. Hoş Bilge Hanım unutulacak bir hanımefendi değil ama olabilirdi yani bu. Evet. 7000 puan aldı Merve Hanım. Birinciliği de ele geçirdi. 7000 puanı aşmak için 28 tane harf alsanız yeter. Üzerine de 1 saniye arttırırsınız. Merve Hanım'ın hevesi kursağında kalır. Ama Bilge Hanım buna müsaade eder mi? İşte bir taraftan yarışacağız. Etmez gibi gözüküyor. Bir taraftan da o hesapları yapacağız. Peki siz hazır mısınız? Hazırım. Hadi gelsin o zaman. 4 harfli tek bir kelime. Şöyle sorduk. Demiş ki bir işi gerektiği gibi yapabilen yetkin kişi. Harf alayım. Harf alayım dediler, durdurdular. Alalım harfimizi. Usta. Usta. 300 puan değerinde. Değişik bir taktik. Şimdi zamanı durdurmak için mi bastınız, harfi almak için mi bastınız? Bir anda aklıma gelmedi, harf almak için bastım. Tamam, yani ihtiyacınız yok ona biliyorsunuz değil mi? Harf dediğiniz zaman harf gelir, Benjamin'i yalnızca süreyi durdurduğunuz tamam. zaman tokatlayacaksınız. Hani bu işe yaradı da sonrasında sıkıntı yaratabilir tamam. diye korktum. Burada mesela harf almayacaksınız zaten, emin. Kedi köpek yavrusu. Enik. Şimdi cevabı vereceksek de süreyi durdurmak lazım. Enik. Heh, el kor koordinasyonunu bir kuralım sonra bizi kimse tutamaz. 400 puan daha. 700'e çıktı kasa. 5 harfli cevaplar efendim. Tek bir kelime. Romantik bir soru. Buyurun. Kişiyi yakın ilgi ve bağlılığa yönelten duygu. Harf alın. Harf alın. Buyurun. Kişi yakın ve... Bu bir duygu hali.
Bu bir duygu. Kişiyi yakın ilgiye... Harf alayım. ...ve bağlılığa yönelten bir duygu. Basit düşünün. Sevme mi? Ya da... O duyguya, o duygu haline... Sevgi. Sevgi diyoruz. Sevdiğimize bağlanırız, sevdiğimize ilgi gösteririz. 300 evet. puan değerindedir, 1000 puana çıkartır kasayı. Buyurun beş harfli cevaplara. Tek bir kelime aslında bir birleşik kelime. Şöyle de bir sorusu var. Daha önce de aynen bu şekilde sormuştuk. Görelim efendim. Fulya Hanım'ın dördüncü sorusu diyor ki kitapların genellikle bölümü. Okunmayan bölümü. Harf alayım. Buyurun. Siz okuyorsunuz ön galiba. Ön söz. Ön söz. Okuyor musunuz? Okuyorum. Gerçekten mi? Büyük insansınız. Buyurun 1400 puan daha 1400'e çıktı kasa. İki kelimeden oluşmakta 6 harfli bir cevap bu. Şöyle sorulmuş. İki kelime. Unutmayalım. Uzun da bir soru, teferruatlı bir soru. Yalnızca motor araçlarına yönelikken zamanla kullanım alanı genişleyen son hızla anlamında bir tabir. Harf alayım. Eskiden yalnızca motorlu araçlar için kullanılan bir tabirken... Harf alayım. ...zamanla kullanıldığı alan genişlemiş. Kelime anlamı son hızla. Tam gaz. Tam gaz. 400 puan daha. 1800 yaptı kasayı. 2 dakika 53 saniye var. 6 harfli cevapları bitirmek üzereyiz. Tek bir kelimedir. Hep böyle garip garip sorular geldi size ama bu da onlardan biri. Bir gelsin bakalım görelim. Çıkardığı karakteristik ses birçok kovboy filminde efekt olarak kullanılan bir tür binicilik aparatı. Aksesuar denmez ona, aparat bildiğiniz. Hay, harf alayım. Buyurun. Böyle karakteristik bir ses çıkartır bu. Harf alayım. Filmlerde çokça kullanılır. Böyle kötü adam gelirken şılınk, şılınk, şılınk. Şahşuk. Şakşuka. Şakşuk. Ne işi var kovboyun şakşukayla? Ses birçok kovboy efek olarak kullanılan bir tür binicilik aparatı. Bu hani böyle binicilik yani binicilerin kullandığı bir şey. Atı daha hızlı hareket ediyor. Deh-duh. Deh-duh diye bir şey mi olur yani ses çıkartan? Peki... Bunu bir yerlerine takıyorlar bunlar. Vücudunun bir yerine bunu takıyorlar. Sonra da yürürken o şıkır şıkır bir ses çıkartıyor. Filmlerde hiç bilmiyorum falan... yani hatırlayamıyorum hiç. Bir harf daha alsaydım. Atı böyle ne yapar hani koşsun diye? Atı ne yaptım? Deh değil onun ismi. Ay hiç bilmiyorum. Şu topuğa takılanlar hani. Çok kötü. Güzel başlamıştık ama 1400 puana geriletti bizi Mahmuz. Ama her zaman söyleriz efendim başımıza bir sıkıntı gelecekse. Buralarda gelsin çünkü kontrol etmesi çok daha kolay oluyor. Halen 8000 puanların üzerine çıkabilecek durumdayız. Bu bizim ilk 7 harfli cevabımız. Lütfen gelsin. Onur kırıcı küçültücü. Onur kırıcı küçültücü söz veya davranış. Harf alayım. Buyurun. Birinin onurunu kıran küçültücü söz veya davranış. Harf alayım. Bir tane daha istediler. Nokta nokta etmek. Onur kırıcı söz söylemek. Rencide olmuyor. Küçük söz ve de... Hakaret. Hakaret. 500 puan değerinde 1900 oldu kasa. Toparlayacağız. Kesinlikle toparlayacağız. 7 harfli cevaplar bitsin. Ondan sonra tereyağından kıl çeker gibi ilerleyecek her şey. Buyurun gelsin efendim. Son 7 harfli cevap yine 2 kelimeden oluşmakta. Nasıl sorulmuş? Küfür etmeyi huy edinmiş kişilere yönelik kullanılan bir söz. Harf alayım. Geliyor. Ne nokta nokta adam? Nokta virgül gibi küfür ediyor. Ağzı bozuk. Bir harf alayım. O sığmaz. Evet sığmıyor. Oradan yola çıkalım. Ağzı. İlk kelime ağzıysa ikinci kelime üç harfli olmalı. Ağzı ne? Küfür etmeyelim. Ağzı çok. Ağzı yok. Olmaz. Ağzı... Ağzı? Bu zıpır bir soru mu? Zıpır, yani soru olduğu halde. Ağzı bozuk. Ağzı...
Yani öyle ağız bile değil. O kadar söyleyeyim. Ağzı pis yani. 1400 puan. Geriledim. Geriledik. Buyurun bakalım. Kelime anlamından bahsedeceğiz. Biraz böyle etimolojisine inilmiş kelimenin. Gelsin. Kelime anlamı işlemler olan cerrahi operasyonu anlamında bir söz. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. İşlemler. Kelime anlamı o. Aslında cerrahi operasyon desek yeterdi size ya. Kalabalık oldu mu kafanız karışıyor bence. Harf alayım. Fulya Hanım almayın. Cerrahi operasyon. Ameliyat. İşte buyurun 1500 puan. Bu gibi sorular, bu 14'lü soru çölündeki vahalar. Bunlarda ferahlamak lazım. Ama aklınızı diğer sorulara taktığınız için buna odaklanamıyorsunuz. Evet, öyle oldu. Hadi bir diğeri. Sokak jargonu şöyle sorulmuş. Sokak'ta imrendiği. Argo'da imrendiğini, arzuladığını açığa vurmak, edepsizce istemek. Harf alayım. Buyurun. Mastar. Bir harf daha alayım. İmrendiğini, arzuladığını açığa vurmak, edepsizce istemek. Basayım. Birçok şeye yönelik olabilir. Vurdum. Bazen arkadaşın elindeki yarım ekmek dönere, bazen karşı cinse. Edepsizce istemek. Huysuzca olmuyor. Zaten vurdum. Mastarla bitmesi lazım. Mak. Mak ya da mekli. Evet. Sulanmak. Sulanmak 600 puan değerinde. 2500 oldu kasa. İki tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. Süremize bakalım 1 dakika 7 saniye. Hadi gelsin o zaman ilk 9 harfli cevabın sorusu. Nasıl sorulmuş? Açık tenli mi oldu? Açık tenli ve oldukça alımlı hanımlar için kullanılan bir söz dizisi. Maşallah nokta nokta gibi derler. Harf alayım. Buyurun. Biraz eskilerde kalmış bir güzellik tabiri ya. Bir harf daha alayım. Sürem gidiyor. Şimdi mesela bronz ten daha tercih edilir. Ama eskiden... Açık tenim ve oldukça anlamına katılmak. Böyle bazen ipucu vereceğim derken muhabbeti başka noktalara taşıyorum. Altı. Bilemeyeceğim. Yapmayın. Çok açık tenli. Bembeyaz teni olan ve oldukça alımlı hanımlar için kullanılan bir tabir. Yani o kadar güzel ki böyle bir güzelliği ancak gökyüzünde gördüm. Nokta nokta gibi. Hiç aklıma gelmiyor. Ay parçası. Ay parçası 700 puan değerinde. Ay bırak kent. 3200 oldu kasa. Fark ettiğiniz üzere artık kazanma şansımız kalmadı. Yok, ne yazık ki 7000 puana ulaşamayız. Ama evet. 2900 daha kazandırabilecek 3 tane soru var elimde. Onları da güzel güzel cevaplayın istiyorum. Buyurun gelsin bakalım. Şöyle bir soru. Diyor ki varlığına inanılan ilahi veya mistik bir gücün öfkesine uğramak. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Rahat rahat harf alayım artık. Alın. İnanılan. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Durduk. İlahi. İlahi veya mistik bir gücün öfkesine uğramak. Tanrı, çarpılmak. Şeytan, cin, çarpılmak. Çarpılmak. 500 puan değerinde 3700 oluyor kasa. Son iki soru. Bitse de gitsem mi diyorsunuz? Artık içinizde? Öyle oldu. Gerçekten mi? Vallahi gönül koyarım. Yapmayın öyle. İki soru canım 2000 puan daha kazandıracak size. Hadi buyurun bakalım. Gelsin bakalım. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Çoğunlukla konik gövdesi ve kaya bloğundan oluşan bir şapkası bulunan coğrafi oluşum.
Peri bacası. Peri bacası. 10 harfli mi peri bacası? Peri. 10 harfli mi? Evet. Evet. Şaşırdım. Şu anda herhalde böyle göstermeden iğne falan batırsam hissetmezsiniz. Evet. Son sorudur, son cevaptır efendim. Gelsin. Belli bir şeyin yokluğunu çekme hali. Hı, nedir o? Belli bir şeyin yokluğunu çekme hali. Harf alırdık. Evet. Çekme hali. Arapça kökenli. Aramak. Olmuyor. Arapça kökenli. Tabii hiç harf yokken bulamayacağım ben bunu. Ya keşke alaydık. Arapça kökenli. Yokluğunu çekmek. Nokta nokta olmak. Senden nokta nokta olmak ölümden de beter. Ayrılmak. Yokluğunu çekmek. Nokta nokta kalmak ya da. Mahrumiyet. Mahrum kalmak, mahrum olmak, mahrumiyet olmadı istediğimiz evet. gibi. Odaklanmayı sağlayamadık da ondan. Sağlayamadık, evet. Canınız sağ olsun. Fulya Hanım'a bir alkış, keyfimiz yerine gelsin. Teşekkürler.